Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bu hafta bir üstadı, bir kutbu, Türkiye'de halk müziğinin kutuplarından birisini, evet, halk müziğinin önemli seslerini kayıtlarıyla bugüne taşıyan, bunların başında Neşet Ertaş geliyor, Refik Başaran geliyor, Kazancı Bedi ve daha birçok isim geliyor, taşıyan, bu, bu müziğin teorisini, uygulamasını yapan, eğitimi üzerine kafa yoran bir kültür insanı Bayram Bilge Tokel. Bayram Bilge Tokel çok uzun süredir konuğumuz olmasını arzu ettiğimiz birisiydi. Bugüne ancak kısmet oldu. Hoş geldiniz diyorum Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş bulduk. Bir kutupsunuz, bir üstadsınız sahanızda Estağfurullah. ve sizden sonra gelenler var. Ama siz bir milat oldunuz Türk halk müziği içinde. Biraz bu süreci konuşmak istiyorum. Biraz sizin hikayenizi, biraz Neşet Ertaş'ı, Neşet Ertaş... Sizinle birlikte Türkiye'ye geldi ee, ve sizinle birlikte biz burada onun hikayesini daha yakından tanık olduk ve diğer Türk müzi Türk halk müziğini temsil edenleri konuşmak istiyorum. Ee, bu şey nasıl başladı bu Türk halk müziğine olan ilginiz, Türküyle hikayeniz, evet. bu topraklarla hikayeniz daha doğrusu. Şimdi orada galiba en büyük e, avantajım e, Orta Anadolu'nun ortasından e, Yozgat'ın bir e, köyünden. E, doğup büyümüş olmanın... sanıyorum önemi olsa gerek. İkinci önemli bir nokta, rahmetli babam çok güzel... bağlama çalar söylerdi, bizim göre türkülerini. Oradan bir ırsi bir şey var, türkülerle, bağlamayla ilgili. Profesyonel sanatçılığı doğrusu hiç ben düşünmüyordum. Böyle lise yıllarından itibaren. Bu işi... Zevk için yaparım falan diye yine hep öyle yaptım aslında. Hı hı. O anlamda tırnak içinde profesyonelliği hiçbir zaman benimsemedim ama şartlar öyle gerektirdi. 1986 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği topluluğuna sanatçı olarak girince mecburen farklı bir mecra açıldı önümüzde. Oraya da Allah uzun ömür versin bu sahanın dua yeni Mehmet Özbek Hoca. Hı hı. Bu arada şeyde düzelteyim Kazancı ile ilgili daha çok Mehmet Özbek Hoca'nın çalışmaları vardır. O onunla birlikte Kültür Bakanlığında böyle bir 20 yıla yakın bir profesyonel sanatçı hayatım oldu. Ama ben hep Türkülerle yakın akrabalığım çok küçük yaştan başlamasına rağmen. Yozgat'ın bir havası suyu herhalde. Yani biraz o mutlaka diyeceğim. evet. Çünkü Yozgat o, gerçekten Bozlakların... evet sadece yani bir Yozgatlı olarak bunu söylememe izin verin sadece Yiğid'in harman olduğu yer değil Türkülerin de harman olduğu bir yer. Nida Tüfekçi'niz var Allah rahmet eylesin. Onun da. Geçtiğimiz ay vefat yıl dönümüydü, rahmet diliyorum. Muzaffer Sarı sözünden sonra halk müziği kültürünün e, derlenmesi, toplanması, seviyeli icrası, yaygınlaşması e, adına çok e, büyük katkıları var. Manevi hocam benim şey olmadı ama konservatuvardan falan. Ben bu arada e, alaylıyım, mektepli değilim. Ee, yani böyle bir, bir teknik e, eğitimimizde zaten Gazi Üniversitesi Teknik evet, Eğitim evet. Fakültesi ama Müzik müzikle ilgili yok. bir teknik konservatuar eğitiminiz yok. Yok, yok. Alaylıyım o anlamda. Pek çok bir sanatçılar gibi. Hı. Tabii e, bu da ayrı bir şey konusu bu alaylı mektep tartışması ama ben şeyden e, memnunum. <laughs> e, bu alanda tanıdığım çok önemli isimlerin hemen hemen hepsi de alaylı. Böyle bir geçmişten. Sonra Kültür Bakanlığı, işte bir süre sonra farklı şey, idari görevler falan oldu bakanlıkta. Ama hep çalıp çığırırken, sadece çalıp çığırmakla yetinmeyip, çalıp söylediğim türküler üzerine düşünmeyi, yazmayı çok erken zamanlarda gündemme aldım ve birlikte götürdüm. mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum ama yani çoğu insan bana hocam icra üzerinde yoğunlaşsaydınız keşke diyenler olur falan. Ben ikisini birlikte götürmekle doğru yaptığımı düşünüyorum. Çalıp söyleyen, türküleri çok güzel çalıp söyleyen, benden de çok çok güzel çalıp söyleyen pek çok insan var ama... üzerine düşünen, yazan... Çünkü türküler sadece böyle suya çizilen çizgiler gibi... söylenip geçilecek şeyler değil. Bir kültürel değer var, çok derin bir tarihi arka planı var. Sosyolojik derinliği var, toplumsal karşılığı var. Her şeyden önce... bizim bireysel olarak hayatımızda, gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ciddi karşılıkları var. Böyle bir kültürel değer üzerine e, düşünmek, yazmanın da e, önemli olduğunu düşünerek birlikte götürmeye çalışıyorum Naçizane. Bir Amerika döneminiz de var. Amerika'da ders veriyorsunuz. Amerika'ya Maryland evet. Kültür Bakanlığı tarafından görevlendiriliyorsunuz. Saz ve Türk Halk Müziği dersi veriyorsunuz. 89 89'u. Evet. Orada gördüğünüz bir şey var. Bizim Türklerimize 70'li yıllarda gelip bizim önemli kayıtları almışlar diyorsunuz. O evet, sizin evet. kitabınızı okurken dikkatimi çekti. Aslında biraz onu bahsedin isterim. Hay hay. Şöyle ben etnomüzikoloji bölümünde Profesör Carl Signal ee, o yıllarca İstanbul'da çok iyi Türkçe konuşuyordu. Ve Türk müziğini iyi bilen biri. Makam diye bir kitabı var. Ee, Uluslararası e, musiki Türk müziği şeyinde özellikle e, çok atıf yapılan bir kaynaktır. Ee, Car Signal oraya çok güzel bir şey kurmuş. Türk müziği arşivi kurmuş. Sazlar e, tabii şey ağırlıklı. Klasik müzik, sanat müziği ağırlıklı. Ama zengin de bir taş plak arşivi var. Ee, o arşivde... E, Böyle birkaç yıl arayla Amerikalı ve Kanadalı müzikologlardan etnomüzikologlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelip üç önemli isimden derlemeler yapmışlar. Ee, Bu 70'li yıllar falan 70 gibi 70'li yıllar. 70'in evet. 70 biraz 65-70 arası hı hı. yapmışlar. Ee, Sivas Sivralan köy, Şarkışla Sivralan köyünde rahmetli Aşık Veysel'i bulmuşlar. Diyarbakır'dan Celal Sesi bulmuşlar. Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nden de Muharrem Ertaş'ı, Neşet Ertaş'ın babasını bulmuşlar. Bunların e, çok profesyonelce kayıtlarını yapmışlar. Ve bunları böyle yani tabiri caizse limon gibi sıkmışlar. Her şeyini almışlar. Bu kayıtlar ne TRT'de var ne özel arşivde var. Bugün çok, de hala edinemedik Bugün de bizim? Yani bana kopyasını çok ısrar ettim. Çok yalvardım. Vermediler. vermediler. Sadece bizde e, dediler. Şimdi... E, hani şey amiyane tabirle, elin adamı, ta gelip bunları yapmış. Biz e, bin, e, işte 2000 yılında, 1999'da Bozkır'ın tezenesi belgeselini yaparken Üstad Neşed Ertaş'la ilgili ne kendisinin hele hele babası Muharrem Ertaş'ın doğru dürüst bir kaydını bulamadık TRT'de. İzmir Televizyonu bir dönem çekmiş dediler, kalktık ta İzmir'e gittik. Sonra baktık arşivi bir gün sel basmış, su basmış. Gitmiş. Gitmiş falan. Böyle bizim maalesef böyle bu kayıt kuyut konusunda da bir zaafımız mı diyeyim, kusurumuz mu diyeyim. Yani ama çok şaşırdım ben ve çok etkilendim. Bunu bizim yani Kültür Bakanlığı'nın, TRT'nin, devlet kurumlarının bunları yapmaması çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum yaklaşık bugün repertuarımızda 10.000 bin e, türkü Güzel eski var. Gibi kayıtlara geçmiş. Kayıtlara olan geçmiş. O civarda. E, daha geçmesi gereken var mı? Siz siz Muzaffer Sarı Sözenli, daha Türkçe, siz Şimdi, bu geleneğin temsilcisi olarak hep hani bu bu konuda bir e, ne var ne yoksa derleyip bulma, o gün yüzüne çıkarma onu konusunda büyük bir misyon üstlenmiş isimlersiniz. E, bu şey tamamlandın mı? Daha Anadolu'da bulunabilecek yerler veya yapılması gereken kayıtlar? Bitmedi kaynak ama çok azaldı yani her geçen yıl, her geçen gün hatta azalıyor bu kaynaklar. Tabi Sarı Sözen zamanında 1930'lardan sonra çok zengin bir e, velut bir ortam vardı. E, son 67'lerde TRT'nin e, bir derleme şeyi oldu. Tabi ilk Darül rahmetle rahmetli... E, Rauf Yekta Bey'in içinde bulunduğu bir tahsis bu heyeti galiba, bu, tahkik heyeti evet, kuruluyor evet, buna evet. ilişkin. Ee, daha sonra işte 67'de bir TRT'nin derilemesi. Bu zaman zaman olmuş ama artık 70'lerden sonra hemen hemen böyle bireysel çalışmalar var. O devam ediyor. Mesela benim geçtiğimiz yıl bir 50 civarında yeni derlediğim türküleri verdim arşive TRT repertuarına böyle bireysel şeyler devam ediyor katkılar zaman içerisinde az da olsa ama kayıtlara geçen o sizin bahsettiğiniz rakam o 10 bin civarında tabi buna bizim asıl türküleri ilk derleyenler Hanım... E, yabancı şeyler bu işte 17 yüzyılda ayufkuden başlayıp Ay günümüze doğru gelirken gelinceye kadar işte e, mesela bir Ignaz kunoş Vanber'nin öğrencisi. 19 yüzyılın sonlarında 1890'larda Türkiye'ye geliyor. Onun çok ciddi derlemeleri var. Efendime söyleyeyim. Daha sonra Bela Bartok biliyorsunuz 32'lerde. Evet. Şimdi bunların derlemeleri bu rakamın dışında. Bir de bireysel şahısların derleyip kayıtlara girmeyen çok şey var. Yani ben bunun çok rahatlıkla 30 bine ulaşacağını derlenmişin, derlenmemişlerin şey hala var ve dediğim gibi bunlar ama gittikçe Türkleri yaşatanlar. Artık ağıt yak mesela ağıt yakan, ağıt yakma geleneği halk müziği şeyinde çok önemli bir kaynak. Onlar mesela azalıyor neredeyse yok denecek kadar azalıyor. Ee, ama bitmedi. Ne söyleyebilirim? Az da olsa derlemeler devam ediyor. Devam ediyor. Tabii sizin kaleme aldığınız Sarayın Sesi, Halkın Nefesi, çok da kıymetli bir eser. Çok severek de o okudum. Teşekkür ederim. Ee, ve okurken de aslında tarih okur gibi. çünkü ya, Tarih yani, haddimizi açtık böyle. Ama tarih, türkülerle birlikte halk müziği, ile müziği, birlikte tarihin harmanlanması bize başka bir şey veriyor. Yani işte o halkın, kamuoyu dediğimiz o halkın evet, evet, sesini, duyuş ve düşünüşünü ortaya koyuyor. Dikkatimi çeken şeylerden birisi devşirme e, geleneğinin iktidarda daha fazla olmasıyla birlikte yani Fatih'le evet. sonraki dönemde şeyin daha arttığını söylüyorsunuz. Yani e, ortaya çıkan daha doğrusu baskıların daha çok e, isyanlara, bu isyanların türkülere dönüştüğünü söylüyorsunuz. E, ve biraz orada böyle bir sanki sisteminiz var gibi hissettim. Var. Biraz e, yani e, tarihi haddim olmayarak dedim ama... Tarihle, tarihi olaylarla çok iç içe zaten türkülerin halkınızın gücü orada yani ve bu, bu anlamda türküler... E, ben bir yerde türkülerde sanat yoktur demiştim e, bunu e, yani şey anlamında... Türküler e, işte ıvır zıvır şeyler gibi amiyane tabirle o anlamda demedim ben sanat biliyorsunuz... Yapılan bir şey tasanlığından geliyor. Ee, sanat müziği dediğimiz şey de o müzik yapılan bir şey, yapılan bir müziktir ama türküler yapılan bir şey değildir. Kurgulanan demek değildir. Yapılan, de... kurgulanan bir şey değildir türküler. Bu anlamda sanat değildir. Yoksa sanatın alası, şahı hakikisi başta makamsal e, yapılar olmak üzere bizim türkülerimizde var. Kaynak orası çünkü. Bu bütün dünyada böyle. Yani o kültürlerin, o medeniyetlerin halk müziği e, o medeniyetin, o kültürün, o milletin hmm. müziğinin e, ...nazari ve pratik şeylerin bütününü içerir. Daha sonra e, işte kompozitörler, bestekarlar çıkar, işlerler onu farklı şeyler ortaya çıkar ama asıl kaynak odur. Biz bu asıl kaynakla temas noktasında çok sıkıntı, hep baştan beri sıkıntılar e, yaşadık. Tabii kaynak halk olunca e, halkta ozanlarımız, halkın sesi olarak bu yani her dönem ta Orta Asya'dan ...elikopuzlu kopuzlu ozanların, e, ta U Uygurlar zamanından gelen ozanların bile misyonu e, şey tabirle kitabın orta yerinden konuşmak. Acaba kim ne der? Bu laf nereye gider? Devletliler bunu nasıl bulurlar? Onda Bir yerleri zülfiyare dokunur mu? Bir yerle ürkütür mü? Hesabını çok da fazla yapmadan, bu bizim divan şiiri geleneğinde hiciv yazan şairler, abi başta olmak üzere, bu halk müziğinde hemen hemen bütün ozanlar, böyle bir yaklaşımla, kitabın orta yerinden konuşarak, bir anlamda, biraz kendilerini de evde hayatlarını sıkıntıya soktular ama tarih bunları bilinmeden yazılırsa eksik kalıyor. Yani bir isyanla mesela Karacaoğlan, Dadaloğlu işte Celali isyanları evet. hani bütün bunlar evet. türkülerde kendini ortaya koyuyor ve dağ dağa çıkıyorlar. Yani ferman padişahsa dağlar bizimdir. Evet. Ee, ...deyip bir şey e, rucu ediyor. Yani bir eylem de var. Yani tabii, o, tabii, o, tabii. o şeyin içinde, o sözün değişin içinde. Tabii tabii. Yani Dadaloğlu o meşhur Avşar Bozla. E, yani Avşarların daha dün denecek kadar bir şey şeydi önce. E, yani Taha Toros hatıralarında... E, Yaşar Kemal de galiba. Yani e, rahmetli... Hatırlıyorum bir şey programında konuşmuştu. 1940'larda şeyin... E, şey, 30'larda galiba. E, Dadaloğlu çok geç vefat ediyor. Dadaloğlu'nu biz ya yani, tabii Dadaloğlu'nu pazarda Cumhuriyetini... Adana pazarında tabii şey cumhuriyetin e, i̇lk yıl. şey ilk yıllarında cumhuriyetin başlarında 20. yüzyılın başlarında Başın. görenler olmuş. Hı hı. Pardon, şeyi görenler Dadaloğlu'nun görenleri dinlemiş daha turist tarihte hı hı hı. anlatıyor e, bir kitabında. Ama biz bugün mesela Dadaloğlu'nun mezarını falan bilmiyoruz. Mezarı falan yok. Yani şiirleri, sözleri hafızalarda yaşıyor ama Kili. Ama işte yani niye işte Derviş Paşa Komutası'ndaki fırkayı sahaya macerasını biliyoruz. Evet. Şimdi biz hep biz e, tamam devletin durduğu yerden ve devlet bakışıyla baktığımız zaman bir, bir görünen bir şey var. Bir de işte Dadaloğlu'nun halkın durduğu yerden de onların baktığı yerden baktığımız zaman bir görünen var. Hı hı. E, i̇ki yerden de bakmak gerekiyor. Birini şey yaptığımız zaman eksik kalıyor. Ama biz hep e, güvenlik diyor devletçi bakışı hep tercih ettiğimiz için eksik ve yarım görüyoruz. Olaylar maalesef sizin işaret ettiğiniz işte Dalaloğlu, olu çok şey tak ama geçmişte de böyle aşırı ozanları... özellikle Alevi bektaşi kavgası e... biraz ona da değineceğim de yani. yani bu Türkülerin mayasında var var tabii. var tabi var yani biraz ona yani mesela kitapta da dikkatimi çekti bizim e, safefilerle yani Osmanlı safafiyi kavgası Türkülerin siyasi içine... bir kavga o siyasi kavga. bir kavga fakat yani. o Türkülerde başka şekillerde yön bulmuş yani evet. biraz onu da anlatın bizde. Yani türkü geleneğinin böyle mesela kısmen daha Alevi tarafı daha öne çıkar bazı yerlerde. İşte kısmen daha ana o da Anadolu ama işte daha Sünni tarafı daha evet, ön plana çıkar evet. diyelim bazı yerlerde. Hani bu bir aslında o bu siyasi kavga bir anlamda Türkiye'de yansımış. Şüphesiz tabi tabi. Yani zaten demin onu diyecektim. Türklerin gücü şeyi oradan geliyor. Yani o şeye bağlayacaktım oraya atladım yapılan bir şey olmadığı için hayatı anlatıyor. Yani halk kendi hayatını türkülerle, kendi tarihini bir anlamda türkülerle yazmış. Onun için çok önemli ve yani canlılığı, dinamizmi, eskimemesi biraz da oradan, biraz değil oradan kaynaklanıyor. Şimdi Alevi Bektaşi Edebiyatı kültürü ve bu edebiyat ve kültürden beslenen ya da bunu doğuran çok zengin bir müzik geleneği var. Orada Tabii türkü aslında e, halk müziği şey içerisinde bir formun adı. Bunu bu arada Hı -hı. söyleyelim. Çok çeşitli formlar var. Hiç. Ama biz onu genelleştiriyoruz genel anlamda. Aynen şey gibi mesela... ...saz da bağlamaya özel bir isimdir. Ama bütün çalgılar için yani İngilizce'deki enstrüman anlamında kullanıyoruz. Öyle bir anlam yüklüyoruz saza. Oysa bağlamanın özel adıdır saz. Bunun gibi türkü deyince biz e, sadece bir formu kastediyoruz. Ama halk müziğinin bütün içindeki formları kucaklayan bir kavram olarak... Evet. Şarkıyı da sanat müziği repertuar için gene şarkı, türkü diye iki ana şeyde değerlendiriyoruz. Ama bunlar dediğim gibi o şey içerisinde birer form aslında. Şimdi bu anlamda Alevi, Bektaşi müziği ve çok zengin bir edebiyat, çok zengin bir müzik. Bir kere Alevi müziği çok çok büyük oranda, o, yani oran şey yapmak istemiyorum ama %80-90 oranında aslında dini, tasavvufi bir müzik. Yani Pir sultan e, Abdal'la e, çok bayraklaşan, çok öne çıkan e, isyanlar, kavgalar, idamlar, şunlar bunlar o repertuar tamam eyvallah ama on, ondan ibaret ondan ibaret değil. Yani e, bizim mesela Şah Hatayi mahlasıyla yazan Şah İsmail Safevi Devleti'ni kuran Türk e, çok mesela çok büyük bir şair. şair. Çok büyük bir şair. Yani ben Yunus'tan sonra Türk şiirinde yani çok gelir diye aç zahmetçiyim. Çok güçlü, Türkçe çok hakim, müthiş bir imaj dünyası var. Ve yani bir de tabii halk şiiri, bu, bu, bu anlattığımız, konuştuğumuz konuların gücü, kalıcılığı... Ayşe Hanım, yani hepimizin bildiği kelimelerle çok derin hakikatleri, çok çarpıcı anlatmaları. Yani sehli mümteni vardır edebiyatta, çok kolay gibi görünür. Ee, i̇şte Karacaoğlan'ın falan Yunus'un şiirlerine e, sehli mümteniği örneği e, deriz çok kolay gibi görünür ama çok zordur aslında. O kolay gibi görünür olanı yapmak için çok yorulmak gerekir. Ee, yani e, ya da farklı bir duyuş hissedişler. O zaten mutlaka gerekir farklı bir duyuş hissediş ama yani sadeliğe sanatta bu sadece şiir anlamında değil beste anlamında da sadeliğe erişmek çok o, o zirvedir yani işte mesela. Bu bence en büyük... ...bestesi... ...nedir diye bence Nevaker değildir en büyük bestesi yani. Itri'nin en büyük bestesi... Tek bir tek birdir Yani... Çünkü oradaki o sadelik... ...çok erişilmez bir şeydir. Şimdi türküler de böyle, türküler de böyle bir sadelik yaka. Hem söz anlamında hem ezgi... ...anlamında gücü de buradan şey yapıyor. Çok zengin bir edebiyat. Yani o samahlar zaten şeydir yani toplumun... Alevi Bektaşi hayatının merkezinde yer alan bir şeydir. Saz zaten e, halk müziğinin ve türkülerin... yegane e, icra çalgısı olarak... bağlama çok farklı bir şeydir. Alevi Bektaşi kültüründe duymuşsunuzdur belki... Evet. telli Kur'an tabir evet. edilir e, saza. Bu... bu tabir bazıları haşa... E, Kur'an'ı Kur küçümsemek falan gibi e, yorumlayanlar öyle hiç ilgisi yok. Aslında... bence Kur'an'ı yücelten bir şey var. Kur'an nedir? E, yani ezeli ve bedi hakikati, ilahi hakikati ilahi bir kelamla ifade etmesi gücü yani tek şeyi önemli şey bu. Değişler, nefesler Alevi Bektaşi edebiyatındaki tabii çok siyasi, politik kavga şeyleri değil ama işte Hatay'ın pek çok değişleri en, en basitinden daha dün diyeceğimiz Aşık Veysel'in evet. değişleri, nefesleri bu çizgidedir. İlahi hakikati söyler. Onun için Aleviler de bir de şeydir. Yani ozanların sözüne nutuk tabir edilir nutuk Evet nutuk tabir edilir ve ayet tabir ederler Hatta ayet şeyde alevilerin bektaşilerin temel kaynak eseri şimdi adı aklıma gelmedi orada mesela şöyle bir ifade var ne ki o, ozanlar aşıklar Hakikatin hilafına bir şey söylüyorlar, şey affedersiniz Kur'an hilafına, Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsa o ozan ozan değildir. Buyrukta, da ee, özellikle Hiç. Caferilerin. evet buyrukta böyle bir şey var yani ozanlar ve ozanların yaptığı iş bu kadar değerli ve kutsal. Şimdi böyle bir tarihi kültürel arka plan, Türkler böyle bir zengin birikime kültüre ve şeye dayanıyor, gücünü buralardan alıyor. Çok şey konular biraz <laughs> ama sonuçta aslında anlamayı o sözlerin e, dilimizdeki o sözlerin arkasını anlamayı da kolaylaştırıyor. Gitar Şimdi be. çok çarpıcı, çok öz, çok kısa cümleler ki kitabınızda da buna dair pek çok e, örnek var ama böyle sizi çok çarpan bir şey var mıdır? Yani bir e, de veya bir türkü sözü içinde yani bu 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 kadar mı söylenebilirdi ya bu olmaz dediğiniz şey var mıdır? Vallahi böyle bir tane bir şey söylemem çok zor da bu anlamda çok Aynen. ayıramayacağım yani hangisini desem diye ama... E, herhalde yani... Yunus'tan bir şey aklıma ilk gelir <laughs> yani Yunus Emre. E, Yunus Emre'nin dili için edebiyat tarihçileri öz, özellikle e, edebiyatçılar Türkçe'nin... E, süt dişi... E, tabirini... Türkçe'nin süt dişi... tabirini <laughs> kullanırlar. Yunus'un zamanındaki... 13. yüzyıldaki Türkçe için ama... yani bu şeye yani ben katılmıyorum Yunus'un şiir türkçenin deve dişidir Şu şiirleri yani süt dişi falan tabi şey olarak Türkçe Yunus'un e, türkçesi deve dişi gibi bir Türkçedir yani. bence yani e, süt dişi tabiri biraz e, yani işte türkçenin yeni yeni e, gelişmesini kastediyor şeyine evet. geldiği dönemi kastediliyor falan ama öyle değildir Yunus'un ya bugün bile erişilmez bir şeydir e, seviyedir Yunus. Un. Yani Yunus'un bütün şiirleri ve onda bestelenen eserler için söyleyebilirim yani şeyi. Ama işte Hatay'ın şeyler öyledir. Böyle çok tarihi, biz tarihe çok sığınırız ve bütün referanslarımızı tarihten alırız. Gerçek büyükler orada zannederiz samim ve saf olarak. Ama ben böyle son yıllarda bunun böyle olmadığını ve sadece bundan ibaret olmadığını işte rahmetli Abdurrahim. Neşet Ertaş'la tanıştıktan sonra ve Abdurrahim Karakoç'la tanıştıktan sonra dedim yani biz ya eksik ve yanlış bakıyoruz. Ve Aşık Veysel'i tanıdık. Yani daha dün öldü sayılır. 1973'te kaybettik Aşık Veysel'i. 7 yaşında gözlerini kaybeden, hiç okuyup yazması olmayan bir insan. Hani bunların yine okuma yazması var. gerçekten. Yani görmüyor da. Vedim. Görmüyor da görmüyor Yani da. hiç kitabı yazılı kültür anlamında bir şey Ama o şiirler nasıl söylenir? Evet. Rahmetli Anna Maria Schmel bek tanımısınız. Tanırım evet bir Alman. Bir, evet bir şeyde Mütebekir. beraber olduk tesadüfen. Hamburg'da bir üniversiteye davet etmişlerdi beni. O gün onun da konferansı varmış hı hı. orada. E, trenle gece dönecekken e, tabii ben tam ben onu tanıyorum hı hı. o beni tanımıyor ama Halk müziği, Türkiye'den gelmiş işte, bağlama, saz, türkü biri var falan deyince kalmış sağ olsun lütfetmiş. Beni izlemiş programdan sonra e, böyle ayaküstü konuştuk şey dedi bana. Ben dedi bu batıllara, bizimkilere bir şey anlatmakta güçlük çekiyorum dedi. Hani işte Fuzuli'yi, Baki'yi, Nedim'i anlatıyoruz da falan bu şeyleri. İşte bir günümüz halk ozanlarının, işte okuma yazma bilmeyen halk ozanlarını, okuma yazma bilmeyen Anadolu'daki ninelerin o kusursuz mükemmel şiirler söylemelerini, ağıt söyle Bu mükemmelliyeti okuma yazma bilmeden, kitabi bir kültür birikim olmadan nasıl söyleyebilirler? Biz batılı kafa bunu anlayamıyoruz demişti. Onun üzerine bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi hakikaten bu yani bir batılı kafan bunu anlaması mümkün değil. Bu bir irfani kültür, irfani gelenek dediğimiz şey çok farklı bir şey. Batı'da maalesef bu eksik. Ama bizde yeteri kadar yani bunun... Öneminin farkında mıyız? Olduğunu sanmıyorum. Yani <laughs> bizde bu biz de bu kıymetin yeteri kadar e, farkında e, değiliz. Sanki de, öyle görünüyor. Öyle diye, görünüyor. Diye düş, düşünüyorsunuz. Şimdi şeyle geleceğim aslında Neşet Ertaş kısmı önemli. Çünkü Neşet Ertaş bir sembol de bir isim. Ama e, işte, onun öncesinde biraz bizim halk müziğine verdiğimiz kıymeti de çok kısa sizden dinlemek istiyorum. Yani... Osmanlı saray müziği biraz daha yaşatılıyor diyelim çünkü yazıya geçiyor kayda geçiyor nota evet, vesaire evet, evet. bir takım en azından nakil noktası var oralarda Ender... icra ediliyor yaşatılıyor falan tabii. yani evet. bestecilere caize ödüller paralar veriliyor destekleniyor falan yani korunuyor kullanıyor açıkçası ama yani. halk müziğinde yani halkın içinde çalınan müzikte bir... böyle bir şey yok yani evet. kulaktan kulağa yani gölge edilmesi başka ihsan istediği yok halkın da bir de gölge ediliyor. Yani Nasıl de, gölge ediliyor? Yani e, aslında e, devlet denen aygıtın e, bu bizde çok daha belirgindir. Hı -hı. Osmanlı'da, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu çok belirgindir. Halkla ve halkın sadece halkın kendisine değil halkın temsil ettiği değerlerle, halkın diliyle, kültürüyle, inancıyla, kılık kıyafetiyle, şusuyla busuyla genellikle kavgalıdır bizde. Biz bunu mesela... Cumhuriyetle başlatırız <laughs> ve işte ay yuka çıktı falan filan deriz. Bunun evveliyatı çok daha Osmanlı dönemi de. çok daha fazla var. Çok daha fazla var. O bir devlet geleneğini devam al ediyor. Bana alıyor. öyle geliyor evet. yani bir, bir, bir devlet refleksi e, sanki. Yani biz e, yani böyle olunca e, halkın değerleri e, işte ihmal edilebilir, önemsiz, mecbur kalınırsa ancak kahlan diyor falan filan. Şimdi de demokrasilerde biraz mecburiyetten e, siyasi şeylerle kalanlıyor da Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın zamanında o ihmal edilen e, işte halk kültürü ve bu kültürden beslenen e, sözlü halk edebiyatı şeyleri e, derlenin, toparlansın falan diye işte e, rahmetli e, Ziya Gökalp'in bu anlamda önemli gayretleri var. i̇ttihat Terakki bu işi ciddiye alıyor. Yani İttihat-Terekki iktidara geldiğinde enteresandır. Yani yöneteceği toplum nasıl bir toplum? bunu merak edip bir toplumsal araştırma şeyi kuruyor. Mesela Alevi Bektaşileri Baha Said diye bir araştırmacıya veriyor. Nedir bunlar? Dertleri ne? Sıkıntıları ne? Bunlar ne isterler? Devlete bakışları nedir? Bu Türkmenler kimler? Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Ben de bir Türkmenim bu arada. Bunlar nedir? Ne değildir? Bunları araştırıyor Kabil Adem diye birine falan. Böyle işte Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik falan bunları yani devleti iktidara gelenler yöneteceği halkı da tam tanımıyorlar. Yani bu birleştirip kaynaştırmak adına böyle ciddi ciddi araştırmalar yapılıyor. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkülere bu ihmal edilen değerlere biraz önem veriliyor falan ama orada da siyasi ve ideolojik yaklaşılıyor Ayşe Hanım konuya maalesef. Yani mesela yine Ziya Gökalp'ın şeyidir. Türkülerin derlenme gerekçesi olarak mesela şöyle bir şey söylüyor. Hı hı. Diyor ki biz aslında tabi o zaman biz e, kıblemizi değiştirdik. Batı'ya yöneldik. Çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz, batılı bir toplum olacağız. Ve burada da Türküleri derleyelim. Bu Türküleri e, Batı'nın müzik kurallarına göre yani çok seslendirelim. E, bunları çağdaş hale getirelim. Onun için Türküler der. Yani Türküler bir manivela gibi kullanılmak isteniyor. İdeoloji besleyen bir manivela yani, gibi. Yani evet bu o da olmuyor. Bizim ilk e, Türk beşleri dediğimiz... Çok sesli evet. Türk müziğinin önderi. Mesela orada onlar doğru yolu tutsalardı. Bugün bu müzikle ilgili bu kavgalar, gürültüler, bu çekişmeler, bu şeylerin hiçbiri olmazdı. Azerler bunu yapmışlar büyük ölçüde. Hı -hı. Üzeyir Hacı Beyli bir deha. O, evet, o dikkatimi çekti bunu. Bunu, bunu orada Azerbaycan'da bir... yapmış. Azerbaycan'da böyle sanat müziği, halk müziği, tek sesli, çok sesli yok. Türkü şarkı böyle bu kavga yok. Yani e, niye olsun ki? Yani temelinde işin temelinde. Bizim Türkü karşılığı onların mahnı dedikleri değerler var. Onun üzerine Üzeyir Üzey Hacıbeyli sistemini kurmuş. Ve tabi 1920'lerde konservatuvar kurulmuş. Bizde konservatuvar daha dün yani 86'da evet kuruldu ilk konservatuvarımız. Evet. O vakte kadar Türk Halk Müziği'nin eğitildiği bir eğitim kurumumuz yok. yok. 1986'dan bir ortam yok. E, tabii siz e, kitapta da var Adnan Saygun'a ve o ekibe e, stajleriniz de var yani sonuçta de bu türkülerin toplanması konusunda. Biraz önce bir iddiaçının gözüyle türkü ve bozlak diye ben de kitabı okurken dikkatimi çekti. Hasan Bahri'nin yazısından e, 1916 Anadolu Köy Düğünleri diye bir kitap e, yazıyor ama kaba buluyor yani bu bu Aydın'ın entelektüelin Türkiye bakışının maalesef, da bir şeyi maalesef. kaba ve terbiye görmemiş sesleriyle gazelimsi işte şeyleriyle sözleri saçma sapan sözler diyor mesela gazelimsi gazelimsi saçma... dediği, affedersiniz o kırşehir'den bir derlemesi var bu demin bahsettiğim iddia terakinin o şey çalışmaları toplumsal çalışmaları şeyinde Buna öyle bir görev verildiği yok ama bu çok böyle aşırı şey biri belli ki radikal biri. radikal batılı, batıcı birisi. Biri. evet, evet. <laughs> durumdan vazife çıkarıp kendisini bir şey yapıyor. Bunu da kitaplaştırmış. Gazelimsi dediği Kırşehir'de şey havalar arasında okunan bozaklar. Kırşehir'deki <laughs> tabi o zaman da tarihten beri abdallar oradaki Neşet taşın ve Muharrem Ertaş'ın mensubu olduğu şeyi bile bilmiyor yani o gazelimsi derken işte böyle uzun şeyler söyleyen uzun ses türkü değil kırık hava değil anlamında. O bozak. Bu hiçbir haber yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Bütün şeyi cehaleti yani o, o, vatandaşın. Aslında sizin tabii Sarı Sözen'den başlayarak Nida Tüfekçi ile ve sizin yaptığınız şey aslında hem bu cehaletin üstündeki perdeyi kaldırmak, arkasındaki irfanı, bilgiyi süzmek ve yani, bugüne taşımak, bir tür arkeolojik kazı gibi aslında sizin eyvallah, çalışmalarınız eyvallah, Türk Türk halk müziği içinde. Yani Osmanlı musikisi saray müziği aristokrat avam'a hitap etmez ama avam da işte Türküler'i dinler. Türküler de öyle çok kayda değer bir şey değildir. Anlayışı uzun süre hakim oluyor. Hala var, çok büyük ölçüde. Yani hala bizim yani sanat müziğini, klasik müziği e, hayatında çok önemli yer veren onun dışındaki müzikleri önemsemeyen insanlar hala böyle bakarlar. Yani şöyle bir şey var, çok temel bir yanlış. Türküler halk müziği bizim klasik müziğimizin sanat müziğimizin ilkel şekli falan derler. <laughs> Değildir yani. Öyle öyle bir şey yok yani. İl il türküler onların ilkel şekli e, ne türküler onun ilkel şeklidir. Ne de sanat müziği gelişmiş ekli şekli şekli de değildir. O da her ikisi de yanlış bence. E, bu e, dede efendi de, atrey de de Türkü halk e, daha doğrusu halk sözleri ve değişinden etkilendiğini söylüyorsunuz. Çok önemli bir şey var yani ama bunu biz mesela söylemiyoruz, yazmıyoruz. Ben bunu e, rahmetli Cenûçen Beyle zaman zaman sohbet ederdik. O biraz şey yapardı. Hı hı. E, farkındaydı bunun ve kendisinin mesela udunu ben eski ozanlık geleneğinden kopuzlu ozanlar gibi kullanıyorum ben udumu falan diyerek kendisi öyle şey yapardı. Ee, Allah rahmet eylesin. Pek çok şeyin farkında olan bir e, müzisyenimizdi, entelektüel bir e, müzisyen ve bestekardı Cinuç'un. Ve ama işte pek bir şey de olmadı. Yani onun dışındakiler çok nadir böyle şey anlamda bakan. Bir çok temel bir şey bu. Yani e, işte sanat müziği, e, halk müziği şeyi bu zevk ve zevk ayrışması, kültür ayrışması aslında çok erken dönemlerde başlıyor. Bir ara birbirlerine yaklaşıyorlar, sonra tekrar uzaklaşıyorlar falan ama bizim yani cumhuriyetle cumhuriyetten sonra kemikleşen ve bugün hala devam eden çok temel bir şeyimiz var. Mesela kelime kavramlar bile şeydir yani kategorik olarak mesela müzikle Musiki sanki iki ayrı kavram, iki ayrı kelime gibi hala değerlendirenler var. Tabi şimdi musiki bir de biz telaffuzumuzda da, da, sorun yaşıyoruz. Çünkü onu işte çok ilginç şeyler telaffuzları edenler var. Şimdi kelime kökeni aynı köken. Oysa mesela Türk sanat musikisi dememiz gerektiğini düşünürüz. Klasik Türk musikisi, klasik Türk müziği dersen olmaz. Müziği orada kullanamazsın gibi. Yani müzik daha batılı, daha layık, daha modern. Öbürü daha klasik, daha dini, daha geleneksel, daha doğru falan. Böyle bir şey yok. Kelime aynı. Yani Latincedeki, daha doğrusu Yunancadaki Moğusa, müze anlamına gelen kelimeden türüyor. Oradan çıkıyor. Arapça şey, e, Latinceden Arapçaya geçiyor, Arapçadan bize geçiyor. Kelime aynı kelime. Ama biz bunlara bile farklı şeyler yükleyerek bunu bile kavga ve tartışma konusu haline getirmeyi başaran bir toplumuz. Yani e, maalesef. Öyle olunca e, ve Türk müziği tabirinin içine mesela halk müziğini pek sokmayız. Sokmuyor. Türk müziği deyince, e, yani e şimdi türküler neyin, kimin müziği türküler? Tam yani, bu Türk halkın müziği. bağrından çıkmış e, yani. sesler. Burada bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Bir reklam arasından sonra e, bu kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Biraz bozlakları, e, onların edasını yani sadece Ay sözünü değil edasını da konuşalım. Kısa bir aradan sonra Bayram Bilge Tokelli beraberiz efendim. Efendim bir son kitabı Özgeçmiş'e ben ekleyeyim. Sarayın Sesi, Halkın Nefesi. Teşekkür efendim. Bu son kitabı Bayram Bilge Toker'in. Tavsiye de ediyorum. Doğrusu ben okurken çok benim açımdan çok öğretici oldu. Hiç bilmediğim Teşekkür bir müzik çünkü bilmediğimiz bir alan bir derya. Orada bir yol göstereceği ihtiyacımız var. Yani siz de Teşekkür müthiş ederim. bir birikim koymuşsunuz ortaya yere her şeyden önce. Teşekkür e ediyorum. Şimdi Neşet Ertaş tabii bütün bu şeyin içinde bir Neşet Ertaş'ın Türkiye'ye gelmesine vesile olduğunuz, kardeşim dediği kişi oldunuz Neşet Ertaş'ın. Neşet Ertaş'tan bir türkü dinleyelim ve onun üzerine biraz hayır, konuşalım. Hayır, rahmetle Neşet, anarak, rahmetli anarak Neşet Ertaş hayır, hayır, kitabını. sonuçta Neşet Ertaş da eğitim adı alaylı. Yani tabii, tabii, yetişmiş, alaylı, tabii, tabii. alaylı, ilk şey 14 yaşında dolduruyor ilk Okula hiç gitmemiş. sonradan öğrenmiş okuma yazma. hiç ilkokul falan da yok, hiç yok. gitmemiş. Bu, bu bu duyuşu evvelim sensin, ahirim sensin hani basit gibi gelen ama sonuçta o, o ifadeleri evet. bir araya getirmek, söylemek ayrı bir duyuş. Nasıl bir ee, Neşet Ertaş ortaya çıktı. Siz sizin onunla tanışmanız, onu Türkiye'ye getirmeniz biraz o hikayeleri de o macerayı da anlatın evet, istiyorum. Evet. Ben de Kanal 7'de olduğum için o dönemde kısmen onu Türkiye'deki ilk programını canlı da dinlemiş daha sonra da kendisine evet. dinlemiş bir ev sohbetinde birisiyim. Sadece evet, başka bir e, havası vardı. Kesinlikle. Evet. Ben tabii çok 5-6 yaşlarındayken Ankara radyosunun sabah istekler programında ilk böyle çocuktum Deşetir taşı keşfettiğim dediğim. Ama bizzat böyle tanışmamız işte bir kısmet bu Bozkır'ın tezinesi belgeseli dolayısıyla Almanya'ya gittiğimizde yüz yüze tanışma e, ...imkanı Bu Bozkır'ın tezenesinin de bir hikayesi var. O ismin de galiba değil mi? Yaşar Kemal'in gönderdiği bir kitap. Biraz onu da dinlemek isterim. Ondan da bahsedeyim. Önemli. ve Burada e, ilk defa açıklayacağım... Hı. ...bir e, şey... E, ...o konuyu. E, burada konuşmuş olalım. Programda bir şey düşelim. E, tarihi bir not düşmüş olalım. Not düşmüş olalım. O, konuya. Evet. o belgesel dolayısıyla e, rahmetliyle tanıştık. Tabi... E, ...gitmeden önce... E, kendisi tamam dedi TRT'den bir ekiple 6-7 kişi gittik vardık. Biraz böyle gripal bir şey var rahatsız gibi. İşte biraz ilaç alayım doktora gideyim bir gün yarın başlarız bir gün başlarız. Her gün bir şeyler böyle bahane buluyor bir türlü başlayamıyoruz çekimlere. Sonra ben dedim ki abi yani konser çekmeyeceğiz belgesel çekeceğiz sohbet bir yerden başlayalım falan. Gönülsüz. Yani bir gün beni böyle bir evin bir köşesinde dedi ki bayram kardeş dedi. Bu arada bana yani ne Bayram Bey dedi ne Bayram dedi hep Bayram kardeş. Ben ona hep Neşet abi dedim. Böyle şey derken de biraz garip geliyor bu tabir dışındaki kullanımlar bana. Dedi az çok ben seni uzaktan şey yapıyorum, Güzel işler yapıyorsun. Yazıyorsun, çiziyorsun, program yapıyorsun. Onlara devam et dedi. Ben gibi kara suratlının belgesel mi yapacaksın da ne yapacaksın? Benim dedi. gibi kara suratlının. Evet. 62 yaşındaydı o zaman. Ben 60'ından sonra göverip de bostan mı olacağım? Benimle uğraşma dedim <laughs> göverip de bostan olmak da Allah ortanada şey bir deyimidir tabii, böyle tabii. baba yani bu bir deyimid Bu yaştan deyimidir. sonra falan evet. <laughs> dedim ki abi sen yani e, Neşet taş olarak sen kendinde başlayıp kendinde biten biri değilsin. Senin yaptığın iş, senin e, çaldığın türküler, senin yazdığın şiirler, senin havalandırdığın ezgiler, o söyleyiş tarzın, üslubun, sesin sesini kullanma her şeyin e, çok önemli. Kayda değer, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer. Onun için bunu belgeselle kalıcı hale getireceğiz. İşte şöyle uzun uzun anlattım da zor ikna ettik. Ondan sonra rahmetli bunu çok çeşitli ortamlarda Bayram Bilge Tokel beni kör kuyunun dibinden çekti çıkardı diye anlattı. evet söylüyor. Ee, onun inadı Bayram Bilge Tokel'in inadı diye yani. İyi ki şey yapmıştım, daha sonra Türkiye konserlerinde benim de bulunduğum ortamda beni şey yapardı... ''Aha bu, bu başka kara suratlı beni buraya getiren, huzurunuza getirdi, bu sebep oldu.'' diye. Ben de gurur duyarım böyle bir sebebe vesile olmaktan. Tabii Üstad bir ben naçizane altın mücevher, yere düşmekle değerinden bir şeyi kaybetmez. O kendini unutturmak istiyordu Almanya'da. Sadece düğünlerle şey, o düğünlerden kazandığı parayı da... çevresindeki fakir fukara, yoksullara dağıtırdı. Öyle şey yapıp gidiyordu. Ben sadece yani o şeyin üzerindeki tozu üfledim. Bir şey yaptım yok. Değer o zaten. Deha yani rahmetli. Tanışmamız böyle oldu. Daha sonra işte yani belgesel daha sonra Türkiye kitap. Gelmesin. Evet Türkiye'ye gelmesi. İşte ilk konser hikayesi falan Hı. böyle. Bu arada o şeyi unutmadan Bozkır'ın Bozkır tezenesi. tezenesini o belgeseli çekerken Ayşe Hanım işte Yugoslavya'da konser için TRT sanatçılarıyla Almanya'ya gidip gelirken Yugoslavya'da bir trafik kazası Hı -hı. geçiriyor. Ehliyeti yok. Ehliyetsiz bir şeyle ehliyet olmadan Almanya'ya gidip geliyor. Yanında da Osman Özdenkçi Hı -hı. var. Tabi gece vakti bir kazaya karışınca ehliyeti de yok. Alıyorlar. Osman bir Kimliği de yok yanında. Yani böyle işte yaşayan biri. Derken 3 ay bunu konsolosluğa ya, Türkiye'den hiç kimse aramadı. Konsolosluğa mektupları yazdım yazı yazıp hiç kimse aramadı, sormadı falan diyor rahmet anlatırdı. Ve sonra diyor günün birinde böyle sohbeti kaydediyoruz. Bu belgeselde var Bozkır'ın tezenesinde. Günün birinde bana bir kitap geldi cezaevine. Kitapta Yaşar Kemal'in bir kitabı Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun. Diye imzalı. İmzalı bir kitap. Hemen orada ben yönetmen arkadaşa şeyi kestim dedim belgeselin adını bulduk. Bozkır'ın tezenesi. tezenesi. <laughs> ilk defa tabir şey yapılıyor ve Neyse dedim ki hemen ben tabi dikkatimi çekti. Abi Yaşar Kemal mi göndermiş? Dedim. Hı hı. vallahi orasını bilmiyorum. Kitap Yaşar Kemal'in kitabı. Tamam oradan eminiz. Kendisi de emin. Yaşar Kemal'den hangi kitabı bilmiyorum. Muhtemelen ben 3 Anadolu efsanesi olduğunu zannediyorum. Çünkü bu kitabı gönderen gerçek bir kişi var ortada. Daha sonra Bozkırın Teznesi belgeseli yayınlandıktan birkaç sene sonra bu kişi bana Galan müzik aracılığıyla falan e, mektuplar yazıyor. Bir, bir Sosyal medya o zaman o kadar yaygın değil o yıllarda. 3-5 e, yıl sonra bana ulaştı ve bu olayı anlattı. 3 tane bekar arkadaş İstanbul'da e, Halit civarında bir yerde çalışıyorlar. Neşet Ertaş'ı çok seviyorlar. Gazetelerden bu haberi duyunca, Yugoslavya'da hapse düştüğü haberini duyunca yani ne yapabiliriz? İşte Yaşar Kemal'in bir kitabını alıp Bozkır'ın büyük tezi hatta büyük de var. Bozkır'ın büyük tezenesine geçmiş olsun diye Neşet Ertaş'a gönderiyorlar. Erdoğan, Atakar ve iki arkadaşı. isimleri ve imzaları da var. Kitabı gönderen bütün ayrıntısıyla mektubu mektubu bende duruyor. Erdoğan Atakar'ın burada kendisine te teşekkür ediyorum. O günlerde düzeltme imkanımız olmadı. Çok gecikmiş bir düzeltme bu ama daha sonra bunu Yaşar Kemal'in vefatından birkaç sene önce bir gazeteci, tabi bu çok yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'den kendisi de emin olamadı rahmetli Neşet Ertaş. Yaşar Kemal'den mi geldi yoksa Yaşar Kemal'in kitabını evet, başka, başka biri, biri mi gönderdi, gönderdi? Ondan emin olamadı. Ve bu yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'in de sorulduğu açıkça ben göndermedim falan da demedi. Ben biliyorum yani Yaşar Kemal de Neşe Tertaş'ı çok severek dinleyen biriydi. Biraz açıkçası onun da onun içinde bir şey oldu yani. Ve bu Galat gibi yerleşti kaldı. Oysa yani kitabı gönderen Erdoğan Atakar diye bir vatandaş Neşe Tertaş'ı çok seven bir vatandaş. Bu tabiri de ilk kullanan ve bu şeyi gönderen o. İsim anası, isim babası. İsim, babası, babası. isim evet, babası, evet, babası. O kişi ama... İşte dediğim gibi yani bu Neşet Ertaş açısından da Yaşar Kemal açısından da biraz halkı, halkın değerlerini, halkın edebiyatını, müziğini, sesini, soluğunu, kelimelerini sanatlarının temeline koyan iki insan için biraz anlamlı duruyor. Evet. Gerçekten de evet. bir anlam. Dinlerken Almanya hikayelerini, Almanya gidiş hikayesini Neşet Ertaş parmaklarım tutmaz olmuştu diyor tabii. Evet. evet. Yani... Çok şey bir hayat Ayşe Hanım, anlatırdı rahmetli. Yani o kadar düzensiz bir hayat ki. Düğünler, gazinolar, pavyonlar sabaha kadar program yapıyor. Sabaha doğru yatardım der rahmetli. Öğleden sonra öğleyin gibi uyanırdım. Uyandığımda yastığımın başucumda bir yarımlık dururdu rakı. Onu susuz içmeden kendime gelemezdim. Öyle bir hayat. Ee, ve tabii felç geçiriyor bir sahnede. Burada bir yıl kadar bir tedavi süreci var. Ee, şey bulamıyor. E, rahatsızlığı tedavi edilemiyor. Ağabeyisi e, Allah rahmet eylesin. Onu da 3 sene, sene önce kaybettik. 4 sene önce kaybettik. Necati şeyde Necati abi Almanya'da. Buna istek yapıyor. Tedavi maksadıyla Almanya'ya yanına götürüyor. Ve gidiş o gidiş orada kalıyor. Birkaç sene sonra ben çocuklarını yanına aldırdı üç tane Neşet Ertaş'ın şeyine layık, gerçekten değerine layık üç evladı var. Böyle ben onlar kardeşlerim. Onlar o gelenek baba. sürüyor mu onlarda da biraz? Yani şeyde tabi abdallarda kızlarda şey yoktur. hiç abdal hanım sanatçı duydunuz mu? Yok duymadım ben onu da onlar. soracaktım merak ettim. Yani mesela bu babadan oğla geçen, babadan kıza geçen bir gelenek gibi değil sanki. yani şöyle yani ben Allahü Teala'nın bunların çocuklarına verim, kızlarına vermeyeyim bu yeteneği diyeceğini sanmıyorum. <laughs> Ama yani kızlarda da mutlaka vardır. Fakat biraz gelenek, biraz orada çok farklı bir hiyerarşi, saygı bir şey çok önemli. Şimdi bakın Hüseyin Ertaş oğlu yıllardır bu sanatı yapıyor Almanya'da. O da düğünlere gidiyor, konserler veriyor. ilk tanıdığımda bu vefatından sonra bir gün bana dedi ki, abi ben dedi. ...gittiğim hiçbir yerde, bulunduğum hiçbir ortamda ben Neşet Ertaş'ın oğlu, oğluyum demem ve kimse benim Almanya'da Neşet... ...çok yakın akrabalarım <laughs> dostlarım hariç dedi. Neşet Ertaş'ın oğlu olduğumu bilmezler dedi. Niye Hüseyin dedim? Bakın inceleye bakın. Ben bir kusurum, bir zaafım, bir eksikliğim olursa o babama. O babama mal edilir. İşte Neşet Ertaş'ın oğlu dedi. böyle bir şey gelmemesi için babama ben bunu... Hala bu şeyini devam ettiriyor ta ki... Bir artık son bir yıldır ay yuka çıkan çok rahatsız eden, aslında Türkiye'de e, samimi Neşet Ertaş severleri de rahatsız eden, ailesi kadar hepimiz de çok çok rahatsız eden bir olay, gelişme oldu film konusu. Ondan dolayı e, ilk defa kamuoyuna e, çıktılar. İlk defa bir televizyona çıkıp basın açıklaması falan yaptılar. Üç kardeş. E, yoksa kendileri hiç kendi köşelerinde, kendi mütevazı hayatlarını seviyeli, olgun bir şekilde devam ettiriyorlardı. Evet, Babalarına evet. zarar vermemek evet. için. Ee, Neşet bir, e, Neşet Ertaş'ın bir kendi sesinden aslında kendi hikayesinden küçük bir bölüm sizin yaptığınız bir programdan belgeselden güyeselden mümkünse onu da izleyelim. Valla dinleyelim. Dinleyelim. Sallanı sallanı gelen yar mola Kaç yaşında burada? 62 yaşında. 62 yaşında. Belgeseli, belgeseli çektiğiniz belgeseli dönem. Çektiğiniz Köln'de, Köln'de. Size has teknik ve çalma tavrı. Bunu e, Neşet Ertaş'ın sesinden ve düşüncelerinden öğrenmek isteriz efendim. Bu sorduğumuz soruların babalarımız zamanında bu sazların düzgün bir saz bulmanın imkanı yoktu. Öyle bilirim ki koyun bağırsaklarından temizlerlerdi, iplik haline getirirlerdi, kurudurlardı, perde bağlarlardı. Onlar da zamanla tiftir, çok zor zamanlarda saz çaldılar ama bizim zamanımıza gelince imkanlar çoğaldı, saz yapanlar çoğaldı. Ben bu arada arayış içine girdim ee, babalarımız e, çoğul düzeni çaldığı halde bu tam buraya düşledim ben Tat, aradım kendimce e, bu kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Sallanı, sall bu herhalde sizin de birlikte birlikte söylediğiniz de bir sahne ol, olacaktı. Kendi ruhuma göre aradım sazın sesim evet, Yani evet. nasıl güzel bir ifade bu yani böyle bir hani bir saz siz bunu yazılarınızda da çok dile getiriyorsunuz. Yani bu bir saz çalma tekniği çok iyi saz çalma tekniğini bilmek Söz, şey. çok iyi şiir okumak yazmak filan değil baş bir yiğitçe de bir duruş diyorsunuz buna. Evet. Yani, yani yiğitçe duruş derken aslında biraz onu da altını çizim isterim. Yani şöyle biz tabii Neşe Ertaş bir bağlama virtüözü. Hiçbir ses, sesini kullanması, sazı, her şeyi çok olağanüstü, çok... Birlikte herhalde sıra çaldığınız dişi, şey, mi? Hedis Bey, evet herhalde. Ama benim son programı, Salkım Söğüt programından bulunur. bu. Bu Salkım Söğüt'ten, evet. Ülkede yaptığını, evet. Bunca bunca aşıklar, garibim sevenler, bunca aşıklar, boş hayale, boş boşuna yelmiyor canım. Boş hayale boşa gelmiyor can. Neşet Ertaş'la birlikte evet. çalıp söylediniz. Bu salkım evet. süt kaç yıl yıl bu? Bunun aslında keşke büyük bir kaydı olsa da yayınlasak sonraki dönemlerde. Ülke arşivinde vardır bu herhalde. Ülketinin arşivinde ülketinin vardır, arşivinin ülke TV'nin arşivinde vardır. De vardır. İnşallah vardır. Yani bu şimdi şöyle. Ee, 1999'da ilk programı Kanal 7'de Gönül Dağı. 5 saat süren bir canlı yayın. Onu az önce söyledim, izlemişsiniz. Evet, ben izledim. Ya, muhteşem bu da, bir şeydi. Bu da ülkede e, 3,5 saat süren son televizyon programı. Bunlar Hı. ikisi de, e, bu gönderimi de çok tarihi ve çok önemli. İnşallah, e, yani bir zamanlar TRT'nin suya... E, e, İzmir tele, stüdyosunun sel basması gibi Kanal 7'nin ülkenin arşivine inşallah, <laughs> i̇nşallah. sel basmamıştır. İnşallah biz aslında bu konuşalım arşivden Zeynep Bey'le de aslında bunları yeniden daha yaygın hale getirmek fayda Yani şimdi çok var. özür dilerim. Yani biraz profesyonelce televizyonluk yapsak. Şimdi Türkiye'de bütün sosyal medya, her bütün merkez medya, herkes 10. vefat yıl dönümünü 25 Eylül 10. vefat yıl dönümüydü. Programlar, anmalar falan. Yani Kanal 7 o gün o akşam o ilk programını, tarihi programı ülkede bu programı yayında sen ne kadar güzel olurdu. Anlamlı olurdu. Evet inşallah yaparlar. İnşallah, inşallah. <laughs> e, diyelim bu ilgiler e, devam eder. Neşe Ertaş'ın babası Aydos deyince göğüneten Muharrem Ertaş e, bu konuda da çok güzel bir yazınız var kitapta da yer alıyor ayrıca da e, bulmak e, önemli. Ee, onun e, Neşet Ertaş babasının ardından bozlak formunda Deli Boran adlı bir at okuyor. Fet olurdu feryadını dinleyen, feryadı içinde derdini anlayan, kuşlar gibi bir ünleyen, yani, evet, de ecinlice Deli Boran'ım nerede diye. Ee, biraz Muharrem Ertaş'ın şeyini e, farkını da e, anlatalım istiyorum. Yani bunların niye e, izleyicilerimiz de bizim zihnimizde de yani türkü çığdıran insanların ötesinde isimler bunlar. Evet, eyvallah. Bu arada ben yani bir deha da diyebiliriz yani aslında bugünün diliyle deha diyebiliriz. Unutmadan bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ben ya e, yani bu bu şurada bu programda konuştuğumuz konularla ilgili pek çok e, program yaptım. Röportajlar yaptılar televizyon programlarımda falan. Ama bu kadar böyle e, emekleriniz için Yok, çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten e, yani bunu yüzünüze söylemek Yok, biraz şey gibi ama yani e hakikat bazı şeylerin söylenmesi Yok, lazım. Emeğin için çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar kimse şey yapmamıştı. E, sağ olun, var olun. E, bu kültür adına da çok teşekkür evet, ediyorum. Ol. Usta e, Muharrem Usta e, rahmetli insan velisi derdi babasına. Arkasından söylediği bir başka ağıtta insan velisini neyledin dünya der. Muharrem Ertaş'ı öyle anlatırdı. İnsan Muharrem, velisi ne kadar evet, güzel bir tanımlam ama. Evet insan ama. velisi. E, şimdi Nasıl neresinden başlamalı? Muharrem Ertaş, e, Neşet Ertaş ben sanatımın yüzde 95'ini, yüzde 98'ini derdi bazen rahmetli babama boşluyum derdi. Bu şu demek değil. Babası hiçbir zaman, hiçbir gün e, ki 5-6 yaşından itibaren yanına alıyor. Birlikte düğünlere gidiyorlar. Ama hiçbir gün işte oğlum gel yanıma otur. Bak bu saz, bu böyle akort edilir. Bu türkü böyle çalınır. Bu burasını böyle yapman lazım. Bu tezene böyle vur. Hiç böyle bu anlamda bir şey yok, bir formel bir bilgi geçişi yok. Bilgi geçişi yok, böyle bilgi aktarımı Duyuyor, kulayla duyduğunu çalıyor. Duyuyor ve bir de yani işte biz babamla aynı ruhtuk. aynı ruhu şey yapardık ve aynı gönüllerimiz derdi, rahmetli aynı şeyleri hissederdik derdi, aynı gönül insanlarıyız derdi. Gönül kavramı Neşet Ertaş'ın sanatında, Abdal müziğinde, Abdal kültüründe çok çok önemli bir kavram. Ee, gönül bizim biliyorsunuz geleneğimizde de gönül Kabe'dir Gönül Allah'ın evidir. Ee, Veysel bile onu yani Yunus'ta geçer. Veysel e, hangi şiirinde diyor? E, bu eğlenecek yer bulmazdın gönlümdeki köşk olmasa. Ee, Bir gönüle girmeyince Evet. E, yani işte o işte o gönül, o gönül gönüle hizmet, hakka hizmetlerdir rahmetle. E, o canlı konserlerinde çıktığında şeyi söylerdi. Ben ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Gönül diye telaffuz. Gönül telaffuzu... Günlüğüm. Yunus'taki Köngül'ün günümüz Orta Anadolu Türkçesindeki, Oğuz Türkçesindeki söylenişi. Aynı şey e, Yunus'un telaffuzunun. Kırşehircesi diyelim gönül. Ve biz gönül bizim silahımız derdi. Silah kelimesini ağzına alırken bile hiçbir şey, hiç şey yapmaz ama mecbur kaldığı için e, kullanırdı. Biz gönülle güldürür, gönülle ağlatırız dedi. Gönüllü sanatının merkezine alırdı ve bu Muharrem Ertaş'ta zirvedeydi bu. Yani gönül insanı ve gönül adamı. Bu şey o kadar ki e, babası ben babamın yanında sazı elim alıp bir bozak okumaya cesaret edemedim hiçbir zaman derdi. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş'ın karşısında hiç okumamış. Cesaret edemiyor bozak okumaya tabii. Sadece Ağırlaştığında bir vefatından önce böyle bir gelip gitmesi var Ağırlaştığı diye geldiğinde e, Almanya'dan e, Neşet abi rahmetli. Muharrem Usta e, demiş e, şey yap e, bir şeyler çal söyle falan orada önce kendisi e, alıp bir şeyler söylemiş falan. Yeniden Neşet Ertaş beni görünce dirildi falan diye anlatırdı. Şimdi böyle bir baba, böyle bir e, baba oğul hı hı. ilişkisi ve e, çok şey onun dinlerken babasını dinlerken duygulanırdı hı hı. şey yapardı böyle bozlak okumak için yaratılmış bir ses diyorsunuz. Yani bozlak Muharrem Ertaş için evet. Yani Muharrem Ertaş zaten o şeyle böyle kırık hava türkü formunda de şeyler, söylediği şeyler de var ama asıl bozlaklar. Tabii bozlak bizim Orta Orta Asya'dan buralara gelirken Anadolu'ya gelirken Ayşhanım benim şeyim bu bunda yanıldığımı da hiç düşünmüyorum. O kervan, göç kervanlarının en kutsal, en ağır, en değerli yüküydü herhalde Kopuzlar. Kopuzların telleriyle biz bu gibi kültürü buraya taşıdık. Ee, Anadolu'ya. Ve bu kültürün temelinde de bozlak var. Zaten bizim aslında halk müziği kültürümüzün temelinde genel anlamda uzun hava dediğimiz... bozak bunun içinde bir formu. Biraz ağıt biraz... Ağıtlar da aynı şey işte. Evet. Ağıtlar, ondan sonra bozaklar, baraklar... Hı hı. E, bunlar... E, aynı e, müzikal formun farklı kültürel havzalarda aldığı şekiller. Bozlak çok önemli bir kültürel form bizim için. E, yani Orta Asya'da e, ve Abdal kültürü geleneğinde çok önemli. Biz tabii asıl hem e, akademik anlamda e, hem e, sosyolojik yani araştırma şey anlamında Abdallarla ilgili hem toplumsal sosyolojik araştırma müzikal araştırma zaten pek ciddi bir şey yok da bu anlamda da maalesef ciddi araştırmalarımız yok. Yani, yani bizim... aslında bu müzikal araştırma yok dediniz ciddi biçimde ama e, niye yok? Yani aslında bu, bu buraya takılıyorum çünkü. Evet niye yok? Yani çok niye yok, çok yok? Yani, müzikal yani. araştırmamız niye yok? Yani bütün bunların bu formlar bunlara ilişkin. Valla yani şimdi ne diyeyim? Bir sürü şey söylenir ama ben e, bakın Muharrem Ertaş'ın albümünü ilk defa kalan müzikten çıkarmak için rahmetli Hasan Saltun. Ben de diyeceğim şimdi rahmetli anladım Hasan evet. da diye. Çünkü ilk onunla başladık. <laughs> Neşet abiyi daha sonra albümlerini getirmek üzere sözleşme için kalana getirmiştim. Muharrem Ertaş'la ilgili arkasından yine Muharrem Ertaş'ın talebesi diyebileceğimiz bir büyük usta Hacı Taşan Keskinli ve çekicili Bunların sırayla albümünü şey yaptım. Muharrem Ertaş'la ilgili yazılı bir yerde bir satıra rastlamadım ben hiçbir yerde şurazette dergide yani. yok. İşte şeyde kayıtları var o kadar. Yani bir bilgi bu adam kaçta doğmuş ne hayatı nedir falan yazılı hiçbir dergide, kitapta, yazıda bir hiçbir şey yok. Aynı şekilde yani çekical için de öyle, Hacı Taşan için de öyle. Neşet Ertaş için de öyleydi efendim, bu elinizdeki bu Neşet Ertaş kitabı yazılıncaya, belgesel çekilinceye kadar. Ben yani şöyle bunu İnanın, da göstereyim, kapı yayınlarından çıktı. E, Almanya'ya ben belgesel için gittiğimde ben düşünüyorum ki, herhalde diyorum rahmetli Neşet abi bizim önümüze bir böyle... valizlerle, bavullarla fotoğraf, kayıtlar belgeler, koyacak, kayıtlar koyacak. Hiçbir şey yoktu şeyde yani adam... tabii doğuştan göçebe yaşayan biri yani, yani resim falan da yoktu orada. Yani diyorsun. şeyde bir resim, iki üç tane resim, bir babasının resmi vardı. Bir rahmetli Oğuz Aral'ın köprüden geçti gelinin... popüler olduğu günlerde, Boğaz Köprüsü'nün ilk yapıldığı günlerde... köprünün fiyatı artmış, pahalanmış. Hı hı. Onu karikatür, Gırgır'da galiba... Oğuz Aral karikatür yapmış. Onun karikatürü var. Bir de Zeki Müren ile birlikte... bir böyle... Has, ayak, tasvalet, fotoğraf, başka... hiçbir şey yoktu. Yani Muharrem Ertaş'la ilgili de öyle. Yani iğneyle kuyu kazarak... bu kayıtları derledik top. Bir de korsanları ortalığı almış götürmüş. Yani herkes korsan korsan şeylerini yayınlamış. Ya bu mesela bir o kadar bir kontrolsüz da, da dikkatimi çekti. Yani yoksul yaşayıp yoksul ölüyor çoğu evet, bu, evet, bu, bu, bu sanatçıların. Yani Neşet Ertaş ilk defa sağ olsun. Kalan müzik Hasan'ın şeyiyle o da yani eee ciddi almasıyla e, işini ve dürüstlüğüyle e, ilk defa telif şeyi e, kazandı. E, Geliri oldu. Yani Ondan önce hiçbir şey olmamıştı. Onun için ben işte hayatım her şeyimdi, abi. Stavro'la biz vesile olduk yani sadece. Evet. O kısmet oldu bize vesile olmak. Yani bu arada tabii Oz Aral'la bir sohbetiniz de Neşet Ertaş kitabında yer alıyor. Bir röportajınız da var orada. Eee tabii Oz Aral da kendi içinde kültürlü ve Türk kültüründe bilen bir insandı. E, evet, evet, çok. Türk Anadolu müziğini tarif et deseler bozlak derim diye. Tabii çok güzel. Tabii tabii çok, temelinde çok önemli bir tespit. Gerçekten az önce söyledim bizim <laughs> müzik kültürümüzün, müzik Türk müziği kültürünün, Türk müziği derken ben bütün şeyi Hı -hı. kastediyorum. Onun temelinde uzun havalar var. Resitatif eserler uzun havaların temelinde de temel form bozaklardır. Onun için o tespit doğru. Oğuz Aral bu kültürle çok yakın bir şeyi vardı rahmetlinin. Yani böyle bir karikatür çiziyordum diyor. Anlatmıştı. Radyodan bir ses duydum. Allah Allah hiçbir bugüne kadar duymadığım bir ses, duymadığım bir saz falan böyle çok çarpıcı Hı -hı. anlatmıştı. Neşet Ertaş'ın ilk tanışını. Ondan sonra Neşet Ertaş'la kalmıyor. Bu Abdal e, Türkmen, Abdal müzik geleneğinin işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, güzel hepsinin 45 plakları ve kasetleri vardı. Arşivinde. Onları biriktiriyor. Hepsini biriktirmiş. Hepsini. <laughs> Zaten şey diyor, çağımızda artık Neşet birikimine sahip ve Neşet yöntemiyle yetişecek bir müzikçinin, sanatçının, türkücünün var olması mümkün görünmüyor. Evet, evet. Yani, Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Çünkü şöyle, yani demin dedim Neşet Ertaş, e, sadece çok güzel saz çalmak ve to çok güzel türkü söylemekten ibaret değil. O söylediği türkülerin yani oyun ha havası formu dışındaki o anonim 3-5 e, işte neyse onların dışında e, sözleri kendisine ait. Hı hı. Halk şiiri geleneğinin bir altın halkası diyorum Neşet Ertaş'ın şiirlerine. Bunu bizim biz halk edebiyatçılar da farkında değil. Bu biraz da şuradan oluyor. E, sazın sesi çok güçlü, çok önde. Yani e, öyle olunca e, insanlar onun şeyiyle e, onu aşıp e, öbür tarafa geçemiyorlar. yani Sözün kıymetini idrak edemiyorlar. Evet. Yani oraya, orada kalıyorlar. Çünkü çok etkili, çok büyüleyici bir saz, büyüleyici bir ses, çok güçlü bir yorum falan da. E, ama Neşet Ertaş bundan ibaret değil. Yani e, demin yayında mı konuştuk, arada mı konuştuk e, bilmiyorum ama yani yeni Neşeder Taşlar gibi evet, bir şeyler konuşalım. Evet arada sordun var mı şu anda yeni evet, bir Neşeder Evet şimdi neşeder eğer diye. yani Neşeder Taşı böyle işte güzel çalıp söyleyen anlamında sırf bununla sınırlarsak var bir sürü var. Geçmişte de oldu, gelecekte de olacak olur yani. En azından e, rahmetli bizim abdallar dedi, karınca gibi kaynıyorlar maşallah derdi. Hakikaten öyle. <laughs> abdallar karınca gibi evet, kaynıyor evet, yani maşallah. Yani, gerçekten hoş öyle ama <laughs> <laughs> Şimdi ya bunların hiçbirinin babası Muharrem Ertaş değil. Yani e, öyle bir şey yok. Neşet Ertaş'ın eee Muharrem Ertaş'a karşı olan şeyinden bunu biliyoruz. Yani e, sanatında çok büyük bir 6 e, yani yani, yaşına itibaren yetiştiği tabii, bir kaynak bir ocak tabii, var tabii. yani o ocak. Yani rahmetliyle de biz bakışarak şey yaparız derdi. Yani bakışarak anlaşmak, saatler bir şey ederek e, ne demek? Biz de rahmetliyle böyle çok e, Sabahlardık sabahlara Hı. kadar böyle bir saat iki saat sessiz oturduğumuz olurdu karşılıklı ve ya çok yoğun konuştuk falan biraz sohbet edelim de şeye başladık <laughs> gerçekten yani böyle e, ya, hal insan gibi... bir muhitin de tabii bu halin bu hali anlayacak geçirecek bir muhite de ihtiyaç var yani bu tek başına değil evet, bu evet, bu evet, bu hali sessiz, en sessiz. çok neyi dert ederdi yani kendine mesele etti dert etti şey neydi Vallahi yani öyle bir hayat yaşamış ki Ayşe Hanım. Ben kahkaha atarak hayatımda hiç gülmedim. Bayram kardeş dedi bir gün içim düz etti. Gerçekten doğrudur. Yani o şimdi bizim içimize dokunan, içimizi kanatan, bir yerlerimizde acıtan o türküler. O türkülerin bütün sözleri Neşet Ertaş'ın hayatında karşılığı olan şeyler. Hiç yani zaten sanatı Neşet Ertaş böyle gösteriş olsun, artistik olsun falan diye değil bir türkü bir mısra bile yok öyle yani çok şeyler yaşamış yani küçük yaşta öksüz kalmalar, yokluk, yokluk Yoksul. çektiği yokluğun yoksuzluk dediği bir ayrılık, bir yoksuzluk bir evet. ölüm dediği o şey yani dibine kadar yaşamış onu sofraya oturup kuru ekmeği ekmeği yanına aldığında ona hani biz ekmeğe nimet Allah'ın nimeti o idrak ederdi bunu gerçekten ve çok üst seviyede şey yapardı. Ah ekmek ah derdi babam en alınca. Ne büyük bir nimet ekmeği bulmak. Yiyecek kuru ekmeği bulmak çok büyük bir nimet. Böyle bir şeyden e, geliyor. Ya böyle yani bir bütün hayatta... bunlar acılar. Sonra bir çok gönül macerası var. Yani... E, aşık adam. Yani... Düğünlere gidiyor. Bir Türkmen kızı diyor. Aşık oldum. Ondan sonra bir daha görmüyor onu. Hiçbir zaman görmüyor. Bu meşhur bir türküsü vardır. E, şey, e... Leyla mı? Yok Leyla, Leyla değil. E, neyse şimdi aklıma Hı -hı. gelir. E, Hı -hı. Şimdi o, o türküyü e, köyde... Kar yağdırdın bir... başa Leyla yok, değil. Yok o değil. O o değil Leyla türküsü değil. E, şimdi aklıma gelir. Onu mesela bir düğünde gördüğü ve bir daha hiçbir zaman görmediği aradan 50-55 sene geçtikten sonra vefat haberini aldığı e, bir hanımefendi. Kim abi bu dediğimde ismini dedi. Çocukları, torunları yaşıyorsa duyarlar. Saygısızlık olur diye ismini. Bir Allah biliyor dedi. Onu bir de ben biliyorum dedi. Sonra dayanamadı. Bana emanet etti. Bir de sana söylüyorum dedi. O bende emanet tabi. Benimle gidecek o isim. Bugün bana bir hal oldu. Yerden kara haber. Vay vay dünya. vay hmm, vay dünya. Müthiş bir evet. şeydi. Evet. Şimdi o, o türkü böyle çok ritmik hareketli bir türkü. Sözünü dinlemeseniz bir oyun havası gibi. Ama bu kadar böyle acı o kadar dinamik ritmik bir şeyler nasıl anlatılır. Yani, Neşet Ertaş'a has bir şey. Bu yani, müthiş bir deha yani, yani. Bir deha, gerçekten evet. deha ve taklidi mümkün olmayan mümkün bir, değil, bir, mümkün bir değil ustalık. Yani. E, onu anlamak için aslında Muharrem Ertaş'ı da bu ozan geleneğini de herhalde çok iyi bilmek tabii, ve anlamak tabii, gerekiyor. Tabii. Siz e, bununla birlikte yani hem Türk Müziği e, Halk Müziği araştırmacısısınız. Yani böyle, o teori o, teorisini de yazan çalışan birisiniz e, ee, şairlerin bugün yaşayan işte şairlerin Abdurrahim Karakoç gibi şairlerin de eserlerini bestelediniz, söylediniz. Ee, Herçen, ve değil. bunları e, yaygınlaştırdınız. Mihriban başta olmak üzere. Mihriban benim bestem değil. Besteniz değil biliyorum Aha, ama evet. sizin hani sizden daha çok evet. dinlemeye alışkın olduğumuz ve biraz ben var, ben. Abdurrahim Karakoç'tan ve böyle Sezai Karakoç'tan bildiğim kadarıyla bir evet, besteniz. Bestem var, evet. var. Ee, hangi e, eseriydi Sezai. Çocuk ve anneyi. Çocuklar anneyi yani, beslemiştiniz. Evet. Sezai Karak Ama albüm almadım. Onu niye almadım? Onu hemen anlatayım. Rahmet dileyerek bu <laughs> vesileyle Üstad'a Sezai Bey'e rahmet okumuş olalım. Kalan müzikten çıkan albümü aldım. O bitti. Bir kaydını yaptık, uğraştık falan. İzin için ve telif ödemek için kendisini <laughs> aradığımda o günlerde e sizin de çok yakın tanıdığınız e, ismini verelim bir mahsur yok herhalde İbrahim Sadri Bey bir şiir albümü yapmış. Kendisinden izinsiz galiba şiirlerini okumuş. Mahkemelik olmuş. Sıkıntılı bir dönem öyle bir döneme denk gelmiş bilmiyorum ben tabii. Ben e, işte efendim böyle böyle bir şey bestledim, albümde okuyacağım falan dedim. Ben kendi şiirimi kendim okurum. Başka kimsenin okumazını istemiyorum dedim. Kestirip battı böyle. Sezai Bey'in tavrıyla. Evet. Işte böyle işte efendim ben dedim şiir ok, besteledim falan havalandırdım <laughs> ee, Sonra anladım ki İbrahim Sadriye Kızgın benim de şiirini şiir olarak okuduğumu zannediyor. Yok izin vermiyoruz Çıkarttık. Şey yapmadık. Öyle kaldı. Rahmetlanıyorum kendisine. albümü almadım. Abdurrahim abi Bey Karakoç'la ilgili yine Neşet Ertaş'la ilgili bir anekdotla hatırayla şey yapayım. Benim büyük kızımın düğününde nikah şahidinde Şettaş ve Abdurrahim Karakoçtu. ya bizim ve kızım için de bir büyük bir onur tabii. Şimdi Rahmetli çıktı böyle bir gün birkaç saat program yaptı şey yaptı falan neyse bir gün sonra İstanbul'a göndereceğim havaalanında otelde şey yapıyoruz. Abdurrahim abiden bahis açıldı. Bayram kardeş dedi akşam dedi o ona da şey derdi o da bizim gibi bizden garı olan derdi. Abdurrahim, <laughs> Karabin, o da bizden garı olanlar evet. ozanlar bunlar <laughs> evet. yani. Çok severdi Abdurrahim <laughs> Karakoç'u. Akşam ben çıktım dedi milletin... Başını kafasını ağrıttım başını şişirdim bir sürü o öyle bir şair oradaydı dedi çıkıp bir şiir okumadı bu benim hatam ben onu çağırmam lazımdı dedi. Çok ayıp ettik gidip evine özür dileyelim dedi. Abi dedim uçak kaçırırız uçağı İstanbul'da da bir önemli bir işi var falan. Olsun dedi bir sonra uçakta çok ayıp oldu dedi. Gidip özür dileyelim. Dedim abi dur telefon edelim telefonla şey yap sen bunu uçağı kaçırmayalım falan diye telefon ettim de. Ee, öyle şey yaptık. Telefonda da rahmetli hiç unutmuyorum. Ee, o da şeyin bir türü. Yani gerçek büyükler, gerçek, gerçek sanatçılar zaman. birbirlerine gerçek çok benziyorlar. Evet. Çok benziyorlar. Çok Abdurrahim abi ya bunu söyleyince Hı -hı. böyle böyle üstad dedi. Ben özür dilerim akşam dedi sizin gibi bir şair oradayken... büyük dedi. Terbiyesizlik yaptım ben falan diye böyle ya dedi Abdurrahim abi. Usta dedi. Senin sazın, sesin olduğu yerde benim şiirim. Kim ne yapsın orada? Çok güzel bir şey dedi ya baba. falan böyle. Yani e, müthiş insanlardı. Evet, Siz onun evet. şiirlerini yani, de besteleyerek aslında çok ve şimdi Abdurrahim abinde de dağ ile sohbet şiiri o albümde var. E, Mesela telif için aradığımda ne demek öyle şey mi olur dedi. Sen benim eserimi besleyeceksin. Ben senden para almadı istemedi. Almam dedi. Hayır dedi. Aptal. Konya galiba Selçuk Üniversite'ye bağlı mı bir söyleşi yap, yapmışınız. Daha doğrusu Abdülhem hmm. Karakoç'un, Anla şeyinde. Evet. evet böyle bir programda orada dikkatimi çekti mesela Abdurrahim Karakoç için emekli olduktan sonra sonuçta bir memur küçük bir memur ve emekli belediyeden, emekli, belediye'den bir emekli bir memur emekli olduktan sonra yazdığı gazetede köşe yazısından ilk defa telif alıyor. Yani evet. bir de bu bu yani o kadar halka mal oluyor ki söyledikleri şeyler yani hakları da yeniyor. Yani ben üniversite yıllarında Ankara'da Ülkücüler'in karargahı durumundaki site yurdu tabir edirdik. Atatürk öğrenci Hı. yurdunda kalırdım. Her akşam bir yurdun kitap satılan bir şeyi vardı. Malum kitaplar orada. Evet. Abdurrahim Karakoç'un her akşam bir 15-20 tane en az kitabı gelirdi. Vur emri vardı <laughs> önce ilk böyle ee, ve inan 15-20 dakika içerisinde biterdi. Bu her gün böyle. Daha sonra işte böyle samim olup yakın olup şey yaptıktan sonra bir gün bunu anlattım. Dedi ki Bayram dedi ben dedi o kitaplardan hiçbir beş kuruş bana telif ödenmedi. Hiç yazı almamışım. Evet. Abi. İlk defa ben dedi o gazete yazılarıyla e, buradan telif alıyorum dedi. Yani sırf onunla o kaç baskı yaptı Allah bilir yani o kitaplar. <laughs> e, hiçbir telif ödenmedi dedi. Tabii rahmetle çok e, siyasi ideolojik böyle çok sivri keskin şeyler falan da vardı. Ama işte böyle Mihriban gibi gönül şiirleri onlar arada kaynayıp gidiyor. Bir gün dedim ki kendisine abi dedim ya bunlar ayrı bir <laughs> kitap yapalım. Dosta Doğru kitabı. Mihriban öyle ortaya çıktı. O Dosta Doğru kitabını Musa Eroğlu'nun damadı, e, bir arkadaşım o galiba ona götürmüş. Oradan o şey mihribanı görünce Musa Eroğlu oradan e, besteliyor falan. Öbür türlü e, yani o siyasi ve ideolojik ağırlıklı şiirlerin arasında kaynayıp gidiyordu onlar. Yani o tür şiirler. Çok güçlü bir şair tabii. Yani Ona da rahmet diliyorum bu vesileyle. Sizin Ankara'da biliyorum sohbet toplantılarınız olduğunu. Böyle evet, aslında evet. sazın Sizin sözün olduğu. Çok böyle şeyler. çok da saatlerce süren... <laughs> Baykara fasılları gibi böyle fasılları, fasılları gibi ve <laughs> hepsi de birbirinden kıymetli fikir insanlarının müzik sahne severleri oldu. Nasip olduğu oldu. muhitiniz olduğunu biliyorum. Doğrusu o muhitleri bir gizlice gelip çekmeyi çok arzu ederdim. <laughs> ee, bu var. bunu bir giriş kabul edelim. Sizin birikiminizin böyle bir çok azını dinleyebileceğiz bu program vesilesiyle ama bir söz alalım İstanbul'a bir daha geldiğinizde i̇nşallah, inşallah. E, sazınızla sözünüzle bu, bu girişin ardından Türkiye'de ozan geleneğini, ozanları, isimleri yaşatan ve bu müziğin ruhunu, teorisini, fikrini, namelerini yaşatan bir kutup bu çağın önemli isimlerinden birisi olarak tekrar burada konuk etmekten büyük mutluluk duyarız diyelim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben onur duyarım, şeref duyarım. Gerçekten sizin gibi e, işini e, çok iyi yapan... Estağfurullah, sağ olun. Ee, Biriyle beraber olmaktan e, onur duyarım. Bu vesileyle e, önce e, davet ettiğiniz için, davete değer bulduğunuz için e, şahsımıza ve şu anda bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. ben de. Peki, biz de çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkülerde kalın diyelim değil mi Türk kahvesi vesilesiyle. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hey.